Günaydınlar Türkiye. 18 Temmuz Perşembe'deyiz. Ben Cengiz Semercioğlu. Hafta içi her gün olduğu gibi yine 10.30'da 12 arasında gündemdeki konuklarla bu stüdyoda konuşmaya, gündemin her şeyini konuşmaya, her dalından konuklar ağırlamaya devam edeceğiz. Bugün de yine aynı şekilde olacak. Yarın haftanın son iş günü, son programda ekranda olacağız. tabi hafta sonuna hazırlık e, yapmaya başlıyoruz e, şeyde nedir o e, tatil bölgelerinden e, Bodrum'da işte e, mekanlar boş e, çeşmede boş diye turizmcilerden son dönemde yakınmalar geliyordu ama bu haftadan itibaren dolmaya başladı haberleri geliyor ki öyle tatil planları da yavaş yavaş yapılmaya başlanmış vaziyette ama biz yaz boyunca biliyorsunuz tv100 e, Dijitürk ve D-Smart'ta 37. kanaldayız e, uydudayız ve ...yaz boyunca programlarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Gündemdeki konukları ağırlamaya da sabah sohbetinde devam edeceğiz. Bugün kimler var peki? Bugün Kader Gayret Aşık'tır. İlginç bir kitabın yazarı ve reklam dünyasını en iyi bilen isimlerden birini konuk edeceğim. Bülent Yar'ı konuk edeceğim. Mevkini değil etkini konuştur diyor. Bakalım önümüzdeki yıllar bize ne getirecek? Hem medya hem reklam hem değişen dünya. Bu alanları en iyi bilen isimlerden biri Bülent Yar... Onunla ilgili güzel bir sohbet yapacağız onunla ve Aydilge bizle beraber olacak ardından Yonca evcibik bizle beraber olacak son dönemde hem fotoğrafları hem estetik haberleriyle çok gündeme gelmişti bunları konuşacağız ne zaman birazdan. Evet sabah sohbetine kader gayrete aşıktır. Bülent Yar'la başlıyoruz perşembe gününe. Hoş geldin Bülent nasılsın? Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Gayet ben... iyi görünüyorsun her zamanki gibi. Çok sağ olun. Dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi demin gereken diyor ki heyecanlıyım falan. Haftada bir program yapıyorsun değil mi? <laughs> evet. değil mi? Evet. Bunun evet, evet. yapıyorsun. Orada da e, televizyona aşıksın. Yıllardır televizyon programlarına konuk oluyorsun, çıkıyorsun, konuşuyorsun. Kitlelerin önünde konuşuyorsun, paneller veriyorsun. Ve hala ne heyecanı bu? Valla buranın enerjisi inanılmaz <laughs> yüksek onu söyleyeyim. Senin enerjin her zaman çok yüksek olduğu için bence mahcup etmeyeceğim seni. Harika. Başlarken biraz <laughs> öyle başlıyorum ama Harika. sonra toparlayacağız. Nasıl keyifler, yolunda mı her şey? Çok teşekkür ediyorum. Ee, ülke ne kadar yolundaysa bizler de o kadar iyi hissediyoruz, şimdi, o kadar e, mutlu hissediyoruz. Ee, şimdi dilerim ne da Programı açarken söyledim, e, medya sektörünü, reklam sektörünü, ajans tarafını en iyi bilen isimlerden birisin. Teşekkür ve e, en e, büyük medya satın alma ajansının e, CEO'susun. Evet. Şimdi e, medyada ve reklam sektöründe ne kadarlık bir daralma var? Şimdi kitabı birazdan <laughs> konuşacağım ama seni bulmuşken bunu merak ettiğim medya, biz de medyacıyız ya, hem gazete tarafındayız hem televizyon tarafındayız evet, evet. ve e, merak ediyorum. E, 2019 reklam sektörü için nasıl geçiyor? Daralıyor Şöyle. mu? Daralmaya <laughs> devam ediyor mu? Açılacak mı? Hadi iyi haberler ver bize. Valla iyi haberler vereceğim galiba çünkü ilk yarı zordu ve zahmetliydi. Hı. Planlanmamış bir seçim daha eklenince He. gündeme makroekonomik koşullardan direkt etkileniyor reklam dünyası biliyorsun. Hı hı. Biz reklam verenlerimizi daha fazla yatırıma cesaretlendirmeye çalışıyoruz ama tüketici güveninin düştüğü dönemlerde daha çok belirsizlik olan dönemler. Dolayısıyla... He. Ee, siz iletişim yatırımı yapsanız dahi tüketicinin güveni aşağılara düştüğünde o satın alma e, eylemini gerçekleştirmiyor ya evet. da daha temkinli e, gerçekleştiriyor daha e, ihtiyaç odaklı e, daha e, bu mazlovun hiyerarşisi gibi temel Hı -hı. ihtiyaçlarımı göreyim e, diyerek ilk fazlardan üst fazlara çıkamıyorlar. İkinci yarı için güzel haber. E, bu dönemleri atlattık. E, makroekonomik olarak da Eylül itibariyle e, yani Ağustos'taki bayram etkisini dışarıya çıkarırsak Eylül itibariyle ben ciddi bir canlanma olacağını düşünüyorum. Güzel. İyi Eylül haberlerimiz olacak inşallah. Seneyi daha iyi kapatacağız. Çünkü geçen hafta e, Acun buradaydı. Medya patronu, TV8'in patronu. Ee, dedi ki ilk kez de bu yıl dedi e, para kazanamadık dedi. <laughs> Geçen yıllarda hep kazanıyorduk dedi. tv 8 için ilk kez bu yıl para kazanamadık dedi. Evet, evet. Bunun da en büyük etkisi de bir reklam e, bütçelerinin daralması, tabii. oradaki azalma tabii, falan tabii, dedi. Tabii. Ama neyse ki e, Eylül ayı itibariyle Toparlanma bayramdan sonra bekliyorsa. toparlanmaya başlayacak diyor. Evet. Manchester e, Türkiye'nin en büyük e, satın alma medya satın alma ajansının CEO'su diyorsa tamam güveniyoruz ona. <laughs> <laughs> Peki kader Gayret'e Aşık'tır evet. e, kitap. Ve şimdi burada mevkin dil etkili konuştur diyorsun. Evet. İş yaşamının değişinden bahsediyorsun evet. ve önümüzdeki yıllarda bambaşka dünyalardan örnekler veriyorsun. Evet. Şimdi bugünün düzeni hem medya düzeni hem iş hayatı düzeni. Çünkü sen Grayden bugüne evet. kaç yıl oldu? 25. 25 yıllık evet. reklam sektöründesin, ajans sektöründesin. Dolayısıyla. Şimdi e, bu 25 yıllık gözlemlerini de aktarıyorsun kitapta. Evet. Önümüzdeki yıllarda nasıl bir dünya bekliyor bizi iş hayatında? Mesela hangi sektörler e, yok olacak? Hangileri düşecek? Gerçekten robotlar mı ele geçirecek <laughs> bütün sektörü? Ne olacak? Ya şöyle biz e, anne babalar olarak aslında ilk kez biraz çaresizlik hissediyoruz. Çünkü e, çocuklarımızın geleceğine yön vermek, hangi mesleklere e, onları yönlendireceğimiz. Ee, ...ve bunu gerçekleştirebilmek için de hangi adımları atmamız gerektiğine dair... ...aslında çok e, net bir kılavuzluk yapamadığımız bir dönemdeyiz. Çünkü e, önümüzdeki 20 yılda e, şu an adını bilmediğimiz e, meslekleri e, icra ediyor olacaklar çocuklarımız. Hı hı. E, bu mesleklerin yarısının ismini şu an bilmiyoruz. E, bazıları özellikle dijital transformasyonla beraber, yapay zeka ile beraber... E, ...bu teknolojilerin gelişmesiyle insan faktörünün fonksiyonu yer değiştiriyor, şekil değiştiriyor... Dolayısıyla da bir şekilde bu yeni dünya diye kitapta da hep bahsettiğim dünya bize neler getirecek? Bunların altını çizmeye çalışıyorum ama burada bir şekilde o kadar hızlı giden bir dönüşüme şahitlik ediyoruz ki nesil olarak. Hı hı. Geçtiğimiz 20 yılda şu kadarcık bir gelişim olduysa önümüzdeki 20 yılda bunun 20 katı falan oranında değişimler olacak. İşte e-ticaret diyorduk şimdi A-ticaret diyoruz asistanlar, teknolojik asistanlar hayatımıza girmeye başladı. Aramalarımızı işte arama motorları üzerinden yazarak yaparken sesli aramalar ve sesli arama Hı -hı. pazarlaması alanında uzmanlaşan insanlar göreceğiz. Dolayısıyla işte buzdolabımızda azalan bir gıda maddesini e, takip etmek zorunda kalmayacağız ya da mutfağa astığımız o to-do listesi işte ne alınacak He. ne bitti notlarını da almaya gerek kalmayacak. Sistem otomatikman. O eksiği tanımlayacak hatta e-ticaret üzerinden siparişini de sizin adınıza verecek kadar. Ee, biraz korkutucu, korkutucu. E ama e bu geçmiş yıllarda azınlık raporu e evet. Minority Report filmini evet. izlediğimizde çok tabi yaşı bana uyanlar bu filmi ya, daha net zaten. hatırlayacak. E şimdi biz o yıllarda o filmi izlerken hadi canım falan e diye izlediğimiz e şeylerin çok büyük bir kısmı bugün hayatımızda dolayısıyla... Ee, bunu hazırlanmamız gerekiyor. Kitapta da sevgili editörüm Özge Er dedi ki bana ya sürekli yeni dünya yeni dünya diyorsun burayı bir açman lazım hmm. Bu yeni dünya ifadesiyle ne kastediyorsun? Aynen senin e, soruyu yönelttiğin gibi. Bu yeni dünyada ben mevkiini değil etkini konuştur e, mottosuyla kitabı yayına verirken şunu fark ettim. Ne demek mesela mevkin, diletim? Yani. Ee, biz e, güç mesafesine yakınlığı seven bir milletiz. Yani e, işte çok acil bir işimiz varken bile resmi bir araç yolu kapatıyorsa orada 20 dakika beklediğimizde e, elbette çok mutlu hissetmiyoruz ama ona bir saygı duyuyoruz, bekliyoruz. Hı -hı. Kornaları patlatmıyoruz. Ama bunu kuzey ülkelerinde yaşatırsanız eğer orada yaşayan insanlara... Hakikaten büyük e, problem olur. Sosyal medyada <laughs> bununla ilgili sıkıntılar, yaşadıkları anı çok büyük bir öfkeyle dile getirirler. Çünkü güç mesafesine yakınlık derken de hamili kart yakınımdır. E, ya da işte bu arkadaşımız e, önemli bir milletvekilidir. Bu arkadaşımız işte... Önemli bir üst düzey askerdir hmm. gibi belli meslek gruplarına işte pilot olmak, savaş pilotuysan hmm. daha önemli. Ona yakın olmayı seven bir milletiz. Yani tanıyor olmak, komşuluk ediyor bile olsak bununla gurur duymayı seven bir milletiz. Dolayısıyla mevki bizim için önemli. DNA'mız da var yani kültürümüzde de. ...daha üst kademede bizden daha yukarıda olan insan inanılmaz bir saygı var. Bu tabii ki çok harikulade bir şey saygı duyabilmek. Aha. o Çünkü ilham aldığını da gösteriyor. Ama yeni dünya düzeninde artık bu şirketlerdeki hiyerarşik yapılarda belli kademeler başlıyor. Asistan başlıyorsun, süpervizör olursun, müdür olursun, bölüm müdürü olursun, direktör olursun diye gidiyor ya... ...bizim kültürümüzde hep bir üstümüzdeki isimlerin ve insanların o yolu açması... Hı -hı. Ee, biz bunu nasıl farklı yapabiliriz'e dair görüşler ya da çözüm önerileri sunması beklenirken, yeni dünyada ben diyorum ki artık mevkiniz e, hiç önemli değil, e, etkiniz çok önemli. E, i̇ki yıldır sadece bir alanda çalışıyor olabilirsiniz ama yıllardır kimsenin görmediği bir şey siz fark edebilirsiniz. Bunu açık yüreklilikle söyleme zamanıdır. Bu farkları Hı -hı. artık yaratabilmek için çok üst seviyelere gelmeyi beklemenize gerek yok. Bu da aslında bir fırsat sunuyor gençlerimize. Peki mesela sosyal medyanın etkisi yani. Etki dediğin nasıl olursa olsun etki önemli bir şey midir? Ya yani diyelim ki sosyal medyada e, bazen göz çok önemli işler yapılıyor ama bazen mesela bloggerlar, vloggerlar, e, influencer'lar hı hı. işte onların yaptığı e, etki yani içi boş etki de var evet, bir taraftan. Evet. Mesela etki nasıl olursa olsun önemli midir? Etki önemlidir ama sürdürülebilir başarıya sizi taşıyorsa önemlidir. Hmm. Ben burada iş dünyasındaki iş sonucu anlamındaki evet. etkilerden bahsediyorum. Sosyal medyada yarattığınız etki, <laughs> e, dışarıya verdiğiniz mesajlar hepimiz bir etkileşim halindeyiz birbirimizle. Hmm. E, benim burada söylemeye çalıştığım iş yaşamında e, bir şekilde herkes hepimiz e, belli bir sonuca ulaşmak üzere o mücadeleyi veriyoruz. Kaan evet. Ter ve tüm takımlarımızla bunu yapıyoruz. Bunu yaparken de o iş sonuçlarına ulaşabilmek için o kolay yollar, fırsatlar, e ee, özellikle inişli çıkışlı bir ülke e, Türkiye ve baskı altındaki e, tutum ve davranışınız çok önemli. Yani çok harika bir çalışan olabilirsiniz ama hı hı. stres altında e, eliniz ayağınıza dolaşıyorsa Doğru. sizin etkiniz ortaya çıkamaz. Dolayısıyla evet. bununla mücadele etmeniz gerekiyor. E, bir şekilde ben çok üst düzeyde bir insanım ve çok başarılıyım deme dönemi bitti. Artık başarılı olabilmeniz için etkinizi konuşturmanız lazım. Ortaya somut bir şeyler koyabiliyor olmanız Peki, lazım. Peki burada bu değişen dünyada o zaman IQ'dan daha fazla duygusal zeka öne çıkıyor mu? Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim IQ'su çok yüksek arkadaşlarımız. En zor problemleri bile önüne koyduğumuzda çok kısa sürede mükemmel derecede yanıtlayabiliyorlar. Fakat iş dünyası... E, hatta sadece iş dünyası bile Hı -hı. değil, hayatını yönetmek, kontrol altına tutabilmek için de her zaman duygusal zeka bizim için değerliydi ama hiç bu kadar değerli olmamıştı. Sebebi şu, ne artık de? o IQ'su çok yüksek bireylerin üretebildiği çıktıları, yapay zeka e, ve bu gelişen tüm teknolojilerle beraber e, insan hatası her zaman çok daha yüksek. E, teknolojinin Doğru. yanında kıyasladığında e, işin içine insan girdiğinde mutlaka bir insani hata olma ihtimali çok yüksek. Çıkan araştırma sonuçları da bunu gösteriyor. Ee, bir kere hata payı yok denecek kadar az bir noktaya geliyor. Çünkü ne tanımlarsan o çıkıyor, ne tanımlarsan o çıkıyor. Doğru planlarsan doğru çıktığı alıyorsun. Hmm. Bunun kenarı yanlış oldu, şu masanın işte birleşim yerinde bir hata oldu gibi bir sıkıntı insan eli değdiğinde söz konusu oluyor. Dolayısıyla bunları doğru planlayan şeyler artık teknoloji vasıtasıyla ortaya geleceği için e, IQ'su çok yüksek bireylerin, ee, o yaptığı hesapları zaten kaç kat hızda yapabilen sistemler, <laughs> frameworkler, tullar ortaya çıkacağı için o eski değerini kaybediyor. Tabii ki IQ çok değerli ama eski değerini kaybediyor. Hı -hı. Ee, duygusal zeka dediğimiz şey aslında e, muhakemeyi gerektirir. Yani sayısal yetkinliğiniz çok yüksek olabilir ama çarpma bölme yapmadan iki rakama baktığınızda hangisinin hangisine bölündüğünde daha e, düşük ya da yüksek bir sonuç çıkacağını Hesap yapmadan görebilmek muhakemedir. Evet. E, dolayısıyla e, muhakemenin değeri artıyor. Bilgilerden e, bilgiler ulaşım inanılmaz hızla ve demokratik bir şekilde e, artıyor. Herkes bilgiye ulaşabilir. Önemli olan o bilgiyi nasıl yorumladığınız ve nasıl iş sonucuna dönüştürdüğünüz. Hı hı. E, duygusal zekadan e, hatta bir adım daha ileriye gidiliyor. Şu dönem e, hani IQ ve e, EQ dediğimiz IQ ya. şeyin, LQ'su yani learning quality'niz önemli. Yani öğrenme hızınız hmm. ve öğrenme kaliteniz. Yani her şeyi de bu bombardıman altında çok derinlemesine öğrenebiliyor musunuz? Asıl hani köfteyi çakmak derler sokak dilinde. O köfteyi çakabilecek evet. naif ayrıntıyı görebiliyor musun? Ve öğrendiğin şeylerin kalitesi ve öğrenme hızın çok çok değerli hale gelecek. Peki mesela senin yönettiğin manşerde. Yarın öbür gün gerçekten mesela hani medya planlaması yapın, medya satın alması, belki bir tuşa basıp hı hı. tık 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 hangi kanaldan, hangi gazeteden, hangi açık havadan ne verilmesi gerektiğini hiç bu kadar kalabalıklarla çalışmadan yapabileceksin belki de. Ee, böyle bir dönem var evet programatik dediğimiz dünyaya dönüş e, var ve e, çok hızlı ilerliyor. E, orada sadece şöyle bir iddiam var benim. Teknoloji ne kadar e, gelişirse gelişsin biz yaratıcılık e, hı hı. konuşuyorsak ee, insan kaynağının yaratıcı gücü olmadan tek başına teknoloji problemlerimizi çözmeye yetmeyecek. Hayatımızı çok kolaylaştıracak. İnsan kaynağının da yani bizim şu an ajansımızdaki arkadaşlarımızın da e, yeni dünyaya devşirilmesi, yeni dünyadaki e, koşullara uyumlanmasıyla ilgili inanılmaz eğitimler ve e, gayretlerimiz var. E, başarılı oluyor olduğumuzu düşünüyorum. Evet yani öyle olması zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu kitabı e, yazma fikri nereden çıktı e, Bülent? Şöyle yıllar itibariyle e, yani benim kendi yolculuğumda böyle civarımda işte e, çok üst düzey insanlar ya da kariyerin yukarıya doğru çıkmaya başladığı dönemlerde belli teklifler alıyorsun şirket içinde belli birimler sana e, önüne konduğunda hangi yolu seçmeliyim ne yapmalıyım? Ee, acaba e, mutlu olduğum yerde durmalı mıyım yoksa bu riski almalı mıyım noktalarında ben biraz yalnız hissettim kendimi. O hmm. yıllarımda hep o yolu kendim bulmak zorunda kaldım. Ee, süre itibariyle de zamanla da e, işte e, sosyal bir insan olduğum, insan ilişkilerim vesaire e, ve şanslı olduğumu da düşünüyorum. Çok e, değerli insanlarla yollarım kesişti ve o kader ve karar anlarında hep bana yardım eden birileri oldu. Ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir diye düşündüm. Bir de şunu fark ettim, çok deneyimli insanların bile basit hata dediğim bazı temel sıkıntıları oluşabiliyor. Yani hep bir problem başınıza geliyorsa, hep aynı kaleden gol yiyorsanız bir şeylerinizi değiştirmeniz gerekiyor hayatınızda. Yani onunla yüzleşmeniz ve bunun bir daha tekrarlanmaması için gerçekten öğrenmeniz gerekiyor. O noktada da deneyimli arkadaşlarımın bile temel bir takım konularda... Ee, karar anlarında ya da ekip yönetirkenki tutum ve davranışlarında. Ee, hizmet sektöründe çalışıyorum. Ee, çok büyük uluslararası ve ulusal markalarla çalışıyorum. Ee, sadece e, kendi çalıştığım yapıyı değil birçok yapıyı görme fırsatı verdi bu bana. Oradan edindiğim e, gözlemler e, beni gerçekten bunu gençlere aktarmak lazım, anlatmak lazım. Bir de biliyorsun bu insan kaynakları meselesinde Amerikan ekolü şirketler evet. e, çok yüksek e, tutarlarda eğitim maliyetleri e, gerekiyor. Bu e, işte kumaşını tanımak, hı hı. gelişim alanlarını belirlemek, e, niye yatkınsan oraya doğru ilerlemekle ilgili. Bu noktada da e, herkesin de bunu sağlayacak gücü yok. Çalıştığı şirketlerin bunları karşılayacak güçleri yok. Dolayısıyla evet. da bir hap şeklinde çok kolay okunur. Akıcı bir şekilde bu gözlemlerimi toparladım. Bunu da yaparken ya ben başardım işte şimdi herkesle paylaşma zamanı gibi asla bir durum yok. Her gün öğreniyoruz, her gün e, öğrenme alanımız e, biz yetişiyoruz o açılıyor. Aha. Dolayısıyla e, bu birikimleri e, kısa yoldan kolaylıkla e, paylaşayım. Kader anı ve karar anı dediğim anlarında da hani üç kişiye bile dokunsa mutlu olacağım. Onun için de kitabın girişine de yazdım. Satış başarısı hedeflemeyerek yola çıktım. E, on günde ikinci baskıya geçti. Buradan da okurlarımıza çok teşekkür Güzel. ediyorum. Peki e, bir kader var tabii. Evet. Hepimizin bir şeyi evet. var ama evet. bir de gayret var. Gerçekten evet. mesela kader gayrete aşıktır diye ismini koyarken evet. kitabın da e, herhalde oradan yola çıkıyorsun. Yani şunu soracağım. E, çok yetenekli ama tembel biri mi? Ya da daha az çalışan biri mi? Ya da yetenekleri kısıtlı ama full time çalışan birimi daha kıymetli olacak önümüzdeki dönemlerde? Şimdi bunu e, tabii yanıtlamak çok kolay değil ama şöyle yanıtlayayım. E, dokuz kutu dediğimiz bir Şu şey vardır. Sen tercih edersin ya da çalışmak e, için? Biz o dokuz <laughs> kutuyu anlatırsam çok kısaca anlayacaksın. E, kutu sağa doğru yani x ekseni performans, y ekseni potansiyel diye düşünürsen performansı da yüksek yani mevcut yaptığı işi iyi performans göstererek yapan fakat aynı zamanda daha fazla ek sorumluluk alabilecek potansiyeli olanlar star performerlar. Bunlar şirketlerde %7 ile maksimum %10 arasında oluyor. Hmm. Yani 100 kişilik şirkette hem verdiğini mükemmel derecede yapıyor beklentilerin üstüne çıkarak hem de daha fazla sorumluluk almaya yakın profiller. Bunlar zaten o %7 ile onun arasına girdin girdin, girdin. o zaten mükemmel. Evet. Ee, onun sağ ve sol kutucukları yani performansı orta ama potansiyeli çok yüksek. Benim e, tersi de oluyor potansiyeli e, çok düşük ama yapılan işi inanılmaz mükemmel derecede yapıyor. Şimdi işletmelerin, kurumların tüm bu katmanlara ihtiyacı var. Hepsi Hı -hı. bizim için çok değerli. Burada benim en içimi acıtan nedir diye sorarsan potansiyeli sonradan eklemek çok mümkün değil. Kendimizi geliştirebiliriz. Hı hı. E, yani işi öğrenirsin, e, gereklerini yerine getirirsin, performansın yüksek tamam. olur. Ama potansiyel dediğimiz şey e, başka donanımlar, başka meziyetler demek. Başkasının göremediğini görebilmek demek. Yetenekler demek, öngörebilmek demek falan. Şimdi buna sahip olup performansını aşağı çekip o potansiyelini kullanmayan profiller en içini acıtan profiller. Çünkü kossa neler yapacak? Ama e, tembellik mi? Ama e, tutku eksikliği mi? Ben hep şuna inanıyorum. Tutkunuz varsa bir işe adanmışlık peşinden hemen geliyor. Onun en yakın arkadaşı hmm. oluyor. O zaman sosyal hayatın, arkadaşların, sosyal çeviren her şeyden ödün verebiliyorsun. Çünkü tutkun var kaydın çarpıyor. Ben onlara sergen yalçın modeli Şimdi yapacağım. tutkusu yok, potansiyeli var fakat niye tutkusu olduğunu da bulamıyor. İşte evet. o profiller için çok içim çok fazla yanıyor. O isimlere de hep daha fazla denemelerini e, e, şey yapıyorum, tavsiye, tavsiye ediyorum. Ediyoruz. Ailelerin de ya bu da bir şey bir türlü tutunamadı. işte maymun iştahlı mıdır nedir? Oraya gidiyor, oradan çıkıyor, başka bir yere geçiyor, oradan çıkıyor, başka bir yere geçiyor. 30 yaşına geldi hala ne yapacağını bilemedi. Serzenişlerini de biraz geriye çeksinler. Çünkü o insanlar bulacaklar. İnanın bulacaklar. Evet. O potansiyeli Sen de fark ettiğini bulacaklar. Var, 13 yaşında bir kızım var. Evet. Ne olmasını istiyorsun mesela, ne, neye yönlendirmeye çalışıyorsun? Ee, şöyle demin e, program başına söyledim ya şu an yönlendirme noktasında çok e, zorluk çekiyoruz. <gülüyor> yani <gülüyor> eski de... öğretmenlik, mühendislik, Tabii. doktorluk tanımları yıkılıyor. Hukuk tanımı bile yani hukukçu olmanın 2050'de bir hukuk e, alanında çalışmanın ne demek olduğunu da e, çok bilemiyoruz ama e, bir şekilde e, ben bir öğretmen çocuğu olduğum için hep akademik olarak Aha. iyi olmak zorunda e, hissederek büyüdüm. Ee, onun akademik olarak çok harika olmasını çok e, tetikleyen, takip eden bir ebeveyn ya da anne baba olmamaya çalışıyoruz. Ee, fakat o içinden gelen şey varsa da zaten o çocuk alıyor yürüyor. Onun için biz hem sosyal tarafta yani e, akademik anlamda gere gereğini yaparken çocuklarımızın hem de sosyal anlamda neden hoşlanıyorlarsa onlara vakit ayıracak alanlarını açmaya çalışıyoruz. Sonra o yol onların yolu. E, kendileri yürüyecekler diye düşünüyorum. Peki birkaç tane e, popüler soru soracağım şimdi. Şey. Mesela reklamlardaki e, diye Nusret'ten başlayayım dedim. Nusret'in mesela bir ajansla çalıştığı reklam ve ajans e, dünya e, ölçeğinde hepsinin içinde olduğun için e, bir e, ajansla çalıştığı ve bu salt bir hareketini o öyle harekete e, geçirdiği iddiaları hep konuşuldu. Var mısın böyle bir şey sence? E, şöyle. Varsa da iyi bir şey mi? Ya şöyle o, o çok sihirli anlar bence yani bu e, herhangi bir ajansın önceden planlayarak böyle kurgulayarak e, orada bir ruh bir enerji görüyorsunuz orada bir içselleştirme görüyorsunuz yani sonradan elimi şöyle koyayım tuzu şöyle mi atsam böyle mi atsam... E, bu yaratıcı süreçlerde bu genelde olmaz ya, çok iyi bilirsin sen evet, de bunu. Evet. O bir şekilde oradaki kahramanın ki ben onu hani Nusret kahramanı bu hikayenin dersek o kahramanın hakikaten sezgisel içinden gelen yaklaşımlarından doğduğunu düşünüyorum. Ama bunun Hı -hı. diğer pazarlara yayılması, bunun pazarlama adına doğru yönetilmesiyle ilgili gerekli adımlar atılmış mıdır? Evet atılmıştır. Değil mi? Yani o başka bir şey. Ama evet. ürünün ürün doğru değilse e diğer yandan ne yaparsanız yapın bence çok kıymeti yok. Kötü bir ürünü e, iyi bir pazarlamayla satabilir misiniz? E, sürülebilir e, olmaz. Yani sürülebilir. kısa sürede bir satış e, başarısı Olabilir. gözükebilir ama sürülebilir olacağını düşünmüyoruz. Peki reklamlardaki cinsiyetçi dili nasıl yok edeceğiz? Bir cinsiyetçi dil var. <laughs> Kesinlikle ya bu konuda gerek WPP benim çalıştığım grup hı hı. gerek çalıştığımız çok uluslu markalarımız, lokal markalarımız e, inanılmaz bir e, cinsiyet eşitliği konusuna sahiplenme var. Bunu iletişim kampanyalarımızda çok görüyoruz. Bunu e, kurumsal e, sosyal sorumluluk hatta sosyal fayda projelerine yaptıkları yatırımlarla çok görüyoruz. E, fakat iyi bir haber vereyim. Ben bu bilgiyi öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Hani biz ülke olarak işte ilk 20'deyiz, 16'yız, 18'e düştük. Hiçbir konuda ilk üçte değiliz galiba falan filan gibi böyle bir kendimize de çuvaldızı da batırıyoruz ama biraz hmm. da böyle negatif bir halimiz var. Fakat çok pozitif bir sonuç söyleyeyim kadın erkek eşitliğine dair. E, çok harikulade hayranlık duyduğum işte medeniyetine, eğitim kalitesine bu ülkelerin Kadın ve erkekleri aynı pozisyonda bir şirkete çalıştığında o hayranlık duyduğun bütün büyük ülkeleri düşün. Erkek 100x kazanırken kadın 80x-75x evet. kazanıyor. Aynı rol, aynı skop, aynı sorumluluk ama %20-25 evet, daha altında. Yada, yada, daha Türkiye'de böyle bir durum asla ve kat daha yok. Yani Öyle yıllardır mi? E, geriye dönüp bakıldığında da hani böyle bir durum varmış da Türkiye düzeltmiş mi? Hayır. Bizim kültürümüzde o eşitlikçi yapı gerçekten bu anlamda... E, takdire şayan ya. diye düşünüyorum. Bilmiyordum. Evet. iyiymiş İyiymiş valla. Valla bununla gurur duyabiliriz. <laughs> kesinlikle, Ve kesinlikle. kadınların güçlendirilmesiyle ilgili e, eğitimleri ve hayata ve çalışma hayatına kazandırmanı ilgili de e, markalarımız da hakikaten çok destek veriyorlar ve çok somut sonuçlar da çıkacak. Türkiye'de en başarılı bulduğun 5 e, iş insanı kimdir? Ya böyle soruları çok Amerikan tarzı <laughs> hani kişisel gelişim kitabı ee, gibi hayır oluyor. ama sen sektörü çok iyi biliyorsun. Ee, o yüzden böyle hani tepeden bakabiliyorsun. Şimdi biz medyanın içinde gazetede yazıyorsun bilmem ne falan filan. Evet. Sen hem reklam veren tarafını büyük firmaları yani Manşehir'in müşterisi olan hani aklınıza hangi büyük firma geliyorsa Manşehir'in müşterisi ve onların bütün reklam bütçeleri yöneten isim Bülent. Dolayısıyla hani iki tarafa da böyle tepelerden baktığın için ...çok daha iyi analiz ediyorsundur diye düşünüyorum. Ya şöyle... E, bu, bunlar kitapla ilgili sormuyor mu? Biliyorum biliyorum tabii, tabii tabii. Zaten. Çok, Seni yakalamışken. Çok hayranlık duyduğum insanlar var evet. Fakat hmm. bunlar e, insanların aklına geldiği gibi... ...hepsi e, o kurumların CEO'ları falan değil. Bazen e, CEO'nun bir altındaki kadrolar. Hmm. Bazen daha orta kademede ışıldayan... E, ...yol açan e, isimler. Dolayısıyla hani böyle ilk beş falan dediğinde... ...biraz e, zorlanabiliyorsun... Evet. Bir de burada parametreler ne? Mesela iş başarısı dersek zaten en büyük 500 şirketi sıralarız ilk beşini konuşalım o zaman. Benim başarı tanımım başarı çok mutluluk getiren bir şey midir değil midir tartışmalarını da bir şey açayım buradan bir yol açayım insanlar biraz bu konuyla bir düşünsünler. Ee, o başarılı bulunan insanların kendisini aynı zamanda mutlu hissedip hissetmediği de benim için önemli. Hmm. Yani suratsız ve çok başarılı evet. İnsanlara hakikaten bir günaydın bile demeye e, Aha, hali kalmamış başarılı. ama mükemmel başarıları var. O benim başarı tanıma çok girmiyor, o biraz subjektif. Evet. Peki e, sizin ofisteşin ofis hayatı bitiyor mu yavaş yavaş? Yani gelecekte de genel olarak e, son olarak onu şöyle sunayım. anlatayım, yani, anlatayım. Ne i̇şte mesela Bizim e, gazetede var mesela Hürriyet'te. Haftanın bir günü mesela evden e, çalışıyor bizim reklam evet, e, evet, servisi, evet. E, şey yapıyor. Sizde de mesela bu sistemlere geçmeye Kesinlikle başladınız. mı? Kesinlikle inanılmaz hızla e, ilerliyoruz. Şöyle. E... Biz millet olarak böyle bu benim masam, bu benim yerim, bu benim alanım işte <laughs> aile resmimi koyayım ya da işte yükselince hemen benim bir odam olmalı. Evet. Biz yurt dışı ofislere gittiğimizde çok üst düzey arkadaşlarımızın odalarına girdiğimizde bir utanarak başladık. Dedik ki, ya yani hakikaten bizde bir büyük metrekare sevdası var. Evet. Sonra ofisi içini gezmeye başlıyorsun ya da yıllar itibariyle işte birçok e, ülke ve kültür görüyorsun. Ee, bir bakıyorsun ki burası benim yerim gibi bir dünya da kalmadı artık. Yani biliyor. atıyorum 15 kişinin oturacağı bir alan ama 20 kişi çalışıyor departmanda diye düşün. O 15 kişi, o 20 kişi, 15 kişinin oturması teknik olarak mümkün olan yerde alıyor, işte notunu koyuyor, işi bitiyor, kalkıyor, gidiyor. Sonra diğer arkadaş geliyor. Dolayısıyla evet. burası artık senin değil. Ee, sınırlar her anlamda iç içe geçtiği içime kalktığı için ortadan. Artık benim alanım. Ee, ...benim e, ekibim, benim bölümüm e, bu konularda yavaş yavaş aşağı gidiyor. Onun dışında e, evden çalışma uygulamasını biz iki yıldır yürütüyoruz. Ee, testlerle başladık tabii ki. Yani hmm. hani biz e, bunu bu medeniyeti hazmedebilir miyiz? İşte yerine <laughs> getirebilir miyiz? E, evden çalışıyorum deyip... Doğru davranabilir miyiz <laughs> falan. E, vallahi ben mahcup oldum açıkçası. Ve bütün mi? liderlik kadromuzda e, sonuçlardan çok mutlu oldular. Çünkü... E, verim kesinlikle artıyor. Özellikle e, potansiyeli yüksek ve performansı yüksek, yaratıcı, fark yaratan diye ifade edeceğim isimleri sen bir odaya kitleyip hmm. 96 çalışacaksın. Al bu da işte öğle yemeği kartın. E, bu paraya da doyacaksın. Şu saatten e, e, şu saate kadar çalışıp şu saatte de ineceksin aşağıya servisine bineceksin ve işine gideceksin dünyasından. Çok uzaklar. Dolayısıyla e, kuşaklarla ilgili bölüm de var kitapta. Hı hı. Orada da işte diyorum ki baby boomerlar, e, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı bu dört kuşağın iç içe olduğu yapılar var. Büyük yapılarda daha da iç içeler. Dolayısıyla e, babamın rahmetli çok güzel bir lafı vardı. Derdi ki herkes, her kuşak bir sonraki kuşağa beğenmezmiş. Evet. Yani biz e, X olarak Y'leri e, beğenmiyorken, e, Y'leri mumla arar olduk Z'leri görünce, <laughs> görünce e, ama inanın Z'ler de e, kendilerinden sonra gelen kuşakları çok beğenmeyecekler. O kuşak çatışmaları vesairelerinde de bu e, ortaya çıkıyor. Biz bize teşekkür edileceği vakit işte genel müdürüm bizi odasına çağırsın bana özel bir teşekkür etsin. Ben çok evet. mutlu olurken bu kuşak Z kuşağı e, herkesin Aynen. içinde bunu bana niye anlatmadı yani ben bu başarımı herkes duysun istiyorum Paylaştın. diye bakıyor. Dolayısıyla çok büyük farklılıklar var Güzel. ama çok renkli ve keyifli. Peki kitapta gayrete aşık olanlar evet. bölümlerinde en evet. çok seni etkileyen isim hangisi? Walt Disney mi? Oprah Winfrey mi? Sylvester Stallone mi? Ya Ofra'nın hikayesi çok e, yurt dışında da medyada da çok konuşuldu. Ofra'nın hikayesi de başka bir şey yakalıyor. İşte evet. ki, hepsi de başka bir şey yakalıyorum. Burada önemli olan e, bu beş tane örnek 15'e de çıkartılabilir. Çok evet. çok başarılı insanlar da var. Burada kritik olan yani insanların okurken hissetmesini istediğim şey şu. Gördüğünüz resim bugün Cengiz Semercioğlu nefis. Kariyer hikayesi, e, başarıları vesaire. Ama Cengiz'in gerçek noktada o kader anları, karar anları, yaşadığı travmalar buraya gelirken o kan, ter, yaşı olduğuna eminim. Bir gün belki sohbet eder, derinlemesine bunları da konuşuruz. Dolayısıyla da bu insanların çok travmatik e, hikayeleri olanları beni çok etkiledi. Oradan çıkmayı, başarmaları etkiledi. Başardığı şeyden daha çok. O kadar korkunç deneyimden sonra dünya çapında büyük başarılara uzanabilme hikayeleri e, beni çok dedi. etkiledi. Evet. Peki. Hepsi bu kitapta kader gayrete aşıktır. Teşekkür ediyorum Bülent. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz. Kolaylıklar diliyorum. Devam edeceğiz program birazdan. Evet e, kitap, müzik, sanat, e, sinema her şey bu programda. Sohbet bir programda ve e, kariyerinin başından beri e, neredeyse tanıdığım e, ve çok sevdiğim ee, bir arkadaşım diyeceğim Adilge Ay, yanımda. Çok nasılsın? Sağladım. Çok mutluyum. Her zaman böyle pozitifsin, her zaman harikasın, çok neşelisin, enerjiksin. Çok Bugün sağladım. ben çok şanslıyım. Bir da yoğun cevcimlik burada evet, olacak. İki olur. tane böyle neşeli, eğlenceli e, kadın şarkıcıyla sohbet edeceğim. Evet. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok mutluyum zaten. Nasılsın, nasıl? E çok güzel, her şey yolunda. E bir yandan da böyle yeni şarkının çıkmasının verdiği heyecan Hayat var. Şaşırtır. Hayat şaşırtır. Evet. evet. E çünkü hani şaşırtıyor hakikaten. Böyle en bittim, mahvoldum dediğin anda böyle hayatına... Son bittim. bir yılda seni en çok şaşırtan ne? Evlilik, ya. evlendim. <laughs> evlendim Nasıl gidiyor bakayım evlilik? Çok güzel Utku gidiyor. Barış Andaç. Evet, evet çok evet. güzel, harika bir keman ile evlendim. Çok şanslıyım. Keman çalıyor musun sen romantik romantik? Zaten öyle baştan çıkardı yeah. zaten direkt öyle yani ilk böyle tanıştık 10 e, dakika sonra ben sana bir keman çalayım dedi. Şöyle ki e, bizim arkadaşımız bize bir sürpriz yaptı hani böyle düğün görüntülerinden kısa hikayeler çekerler ya... O böyle inanılmaz güzel bir klibe dönüştürmüş. Ee, bu şarkı da benim eşime yazdığım parça Sonsuz Sevgilim. Hı hı. Ee, i̇lk dans parçamız da aynı zamanda. Sonra o bir klibe dönüştü. Aslında dünyada ilk defa yapılmış. bunu böyle klip olarak yayınlayanlar ama e, bizim için hem çok büyük bir hatıra oldu, hem bütün müzisyen katılan müzisyen dostlarımız için de öyle oldu. Aha. Çok çok güzel bir hatıra oldu bizim için. 19 Haziran'da geçen yıl evlendiniz. Evet, evet. Birinci evlilik yıldönümü ne yaptınız birinci evlilik yıldönümü? Onu da Prag'da kutladık. Oh ne güzel. <laughs> Sürekli gezmeye çalışıyoruz olabildiğince Ben senin çok. sosyal medya sayfana bakıyorum zaten. Utku Barış eşinle haricinde tek bir fotoğrafın yok neredeyse. Sürekli böyle, <laughs> sürekli birbirinizi öpüyorsunuz, sürekli birbirinize sarılıyorsunuz, sürekli böyle bir mıç mıç halindesiniz. Ama yani kavgadan, gürültüden ziyade öpmek olsun, sevmek olsun, sarılmak olsun daha güzel. Bir de insanları aslında şöyle bazen diyorlar ki nazar değer aman çok göstermeyin. Ben de diyorum ki Hı -hı. bana mutsuzlukları paylaşmakta çok bonkörüz de mutlulukları paylaşmakta biraz böyle kendimizi tutuyoruz. Çok gülme ağlarsın lafı vardır. Nazar değer lafı vardır. Değmez. Mutluluk da, sevgi de, aşk da paylaştıkça çoğalır. Bu kadar kötü örnek görüyoruz. Herkes boşanıyor sadece ünlüler için söylemiyorum. Hı hı. Hani artık günümüzde herkes çok çabuk ayrılıyor, kopuyor, boşanıyor. E ama güzel şeylerin de olduğunu göstermek lazım ki insanlar inanabilsin, heyecanlanabilsinler. Peki bu güzel fotoğrafları paylaşırken ne kadar güzel olduğumuz onaylansın mı istiyorsun? <laughs> Yoksa sevgilimizle ilişkimizin altı boş da insanların ilgilisini çekerek dolduralım mı istiyorsun? Ee, bu bu senin da bilimsizim. Evet, evet, evet. İşte bunları e, iki, ya ayırt etmek çok önemli. Bazen sosyal medyayı sadece ilgi çekmek ya da işte sevgimiz onaylansın, e, mutluluğumuz onaylansın diye yapıyoruz ya da kendi ilişkimizde mutsuzluk varsa başkaları eğer beğenirse bizi onaylarlarsa o zaman o boşlukları kapatabiliriz. Kendimizi sanki mutluymuşuz gibi hissederiz gibi bir algı var. Bunu çoğu zaman çoğu insan yapıyor. Benim buradaki amacım mutluluğun mümkün olduğuna, bütün o karanlığa rağmen, bütün o umutsuzluğa rağmen güzel ilişkilerinde, mutlu Hı -hı. ilişkilerinde olabileceğine dair insanlara umut vermek. Çünkü çoğu zaman şunu görüyorum Cengiz Bey, yani işte aşk bitti, evlilikler çabucak bitiyor evet. Öyle bir şey kalmadı. Günümüzde böyle bir şey yok. Yani bu algı yüzünden de bitiyor aşk. Çünkü o kadar negatif yaklaşıyoruz ki. Daha evlenirken bile evliliğe inanmıyoruz. Sonra da niye bunlar başımıza geliyor diyoruz. Ama birazcık inanmak lazım. Çünkü neye inanırsak ona dönüşüyoruz. Mutluluğa inanırsak mutluluğa dönüşürüz diye düşünüyorum. Evet doğru. İnşallah Allah mutluluğunuzu daim etsin. İnşallah. Çünkü geçenlerde e, Beren'in e, paylaşımıyla ilgili yaptığım bir yorum da vardı senin. Evet. evet. E, Beren Saat'in bana düşündürdükleri diye. E, evet. Çünkü orada diyorsun ki e, masumiyetini yitirmekle suçladık Kenan'ı. Nazikçe tüm Türkiye şikayet mi etti yoksa e, sen asla onun kadar iyi davranmadın bana o yüzden ben hala onu çok mu özlüyorum diye başlayan e, bir paylaşımda evet. bulunmuştun. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Beren Hanım'ın ee, acısını çok anlayabiliyorum. Böyle bir şikayet etme ihtiyacı duyuyor. Biz kadınlar kırıldığımız zaman bütün dünya bilsin isteriz. Böyle içimizde çok yaşayamayız. Ve bazen haykırmak geliyor. Ve aslında orada tek yazdığı kişi bence yani bunu... Instagram'dan herkese duyuruyor ya aslında bir tek duyurmak istediği kişi var o da Kenan Değil Doğulu. Aslında de. ona anlatmaya çalışıyor. Ve orada da aslında farkında olmadan çok sevdiği ve bir dönem gerçekten çok aşık olduğu ya da hala öyle bilmiyorum ama o insanın da farkında olmadan kırmış oluyor. Yani bunları yazarken Beren Hanım'a biz hepimiz sempati duyuyoruz ama Kenan Doğulu'nun yerine de koyduğumuz zaman aslında birilerine şikayet edilmiş oluyor. Ve benim orada varmak istediğim nokta şu aslında. Yani iki ilişkilerimizde güzellikleri paylaşırken dediğim gibi resimlerimizi, mutluluğumuzu hmm. paylaşırken çok bonkörüz ama... ...en ufak bir sıkıntı doğduğunda da hemen birbirimizi şikayet etmeye başlıyoruz. Ben de eşimle tartışıyorum. Yapıyor musun? Ee, hemen böyle bir manalı ve işte, imalı bir paylaşımda bulunuyor musun? Bu, bulunmuyorum çünkü güzellikleri paylaşmak çok güzel ama hmm. her tartışmayı biz sosyal medyaya taşırsak... ...işte Utku da bugün beni böyle kırdı falan. Yani <laughs> o zaman... Ee, hem kendi ilişkimize zarar vermiş oluyoruz hem de insanların bizim ilişkimizle ilgili her türlü yorumu yapma hakkını onlara vermiş oluyoruz. Doğru buna yüzde yüz katılıyorum. Ee, Aydilge ile e, ben tanıştığımda e, Şükrü Küçükşahin e, tanıştığınız Evet, evet, ya, evet. Gazeteci e, arkadaşımız ve e, Şükrü demiştik ya çok yetenekli bir e, genç arkadaş var bir baksana diye. E, sonra biz Aydilge ile bundan 10 yıl önce Geçen evet. ay da bana... ...çok güzel bir mesaj attı Aydilge, ...uzunca böyle bir mesaj evet, attı... Evet. E, ...ve dedi ki işte 10 yıl önce tanışmıştık diye... E, ...anlattı daha o zaman ilk şarkı yeni çıkmıştı evet, değil mi? Evet evet takıntıya bakıyordunuz... ...şöyle e, benim için çok değerli... ...çünkü gerçekten hani... E, ...magazin gazeteciliği de... ...ne kadar önemli ve dikkat... E, ...gerektiren... E, ...araştırma gerektiren bir konu olduğunu... E, ...Cengiz Semercioğlu böyle... E, ...mihenk taşı diyebilirim... ...çünkü benim o küçük... Ee, kendi çapımdaki şarkılarımı bile hani röportaj yapmadan önce gerçekten benimle oturdunuz, konuştunuz, dinlediniz, şarkılara baktık, video klibe evet, baktık. Aynen. <laughs> ne kadar bunlar hep zaman. Yani bunları yapmak yerine tamam bir röportaj yapılsın diyebilirsiniz. Ama öyle değil. Oturdunuz, konuştunuz, beni tanıdınız, beni anladınız. Evet. O zamandan beri de e, ilgiyle, merakla, beğeniyle takip Çok ediyorum ederim. Çünkü onun üzerine mesela Kiralık Aşk e, evet. geldi, değil mi? Kiraz mevsimi geldi. Evet, Onunla evet. beraber zaten onların getirdiği bir güçle beraber evet. bambaşka e, bir noktaya e, yürüdün. Sana bambaşka e, Kiralık ki. Aşk kapıları açtı herhalde değil evet, mi? Evet. Ödüller kazandın bundan. Evet, 20 tane oldu. Şey. 20 tane aldın <laughs> mı? Vay be. <laughs> bir rekor aslında. Ben, ben hepimizin rekor diye düşünüyorum. Çünkü izleyicilerimiz muhteşem diye dizideki takipçiler hala o aramızdaki aile bağı devam ediyor. Kiralık Aşk hala çok seviliyor, izleniyor. Hala Barış Arduç'la Elçin evet. sevgili sanıyorlar. <laughs> ya hala çünkü bazen ben işte barışla ve gupseyle ilgili e, yazılar yazıyorum işte orada gördüm burada gördüm falan filan. Vay işte sen gupsenin arkadaşı olduğun için bilmem ne diye bana. Ee, kızıyor hala. Ama bir şey söyleyeceğim ben. Çünkü Barış'la Elçin hala yakıştırıyorlar. E, ee, hala yakıştırıyorlar ama bir şey daha söyleyeceğim. Ben Kiraz Mevsimi'nin jenerini okumuştum ya. Serkan Çağrı, şey, Serkan Çayoğlu'yla Özge, Özge Güren sevgili oldular evlenecekler. Evet kiralık aşktan aşk çıkmadı ama evet, Barış'la <laughs> Elçin'in burada. <laughs> e, Serkan'la Özge Kiraz evet. Mevsimi'nden. Evet. Ee, aşk çıktı 5 yıldır falan beraberler şimdi evet, evet, evleniyorlar. Evlenmeye doğru evet, evet, yani. Evet. İnşallah güzel yani. İnşallah. Peki devam ediyor musun film müziklerine? Son çünkü pek çok e, reklamın jingle'ını yaptın, evet. reklam e, müzikleri hazırladın. Şimdi yine bir dizi yapıyorum. Müziği jeneriğini çok bu sefer hangi dizi? E, söyleyeyim mi? Söyle o, tabii. TRT'de yayınlanacak yakında. Böyle, Ağustos'ta ama bu bu çok farklı bu sefer böyle daha türkü formatında bir müzik yaptım. Bir doğu masalı Evet. Ya gördün bildim. Siz her şeyi biliyorsunuz. <laughs> TRT'de bir evet, Nehir Erdoğan oynayacak değil mi? Onu bana ben şu anda tam bilmiyorum. Müziği yapıyorsun ama kastı e, ee, bizi biliyor. Evet. harikasınız. <laughs> Haller Gün de oynayacak. Ee, bir doğu masalı TRT'de. Ağustos'tan evet. başlıyor? Evet Ağustos ya da Eylül gibi. Evet. Güzel. Ne yapıyorsun? Onun müzikleri yapıyorsun. Onu, evet, Peki aynen. müzikleri yaparken senaryoyu mu okuyorsun? Genel hikayeye okuy bakıyorsun? Aynen senaryoyu okudum bitirdim. Ondan çok etkilendim. Ee, normalde e, kiralık aşkta e, mesela e, şey oyuncuları da görmüştüm ama burada kast tam netleşmediği için. İşte ben size söylüyorum. Tamam e, e, ben sizden <gülüyor> 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 Ama o da çok güzel bir... Enteresan böyle türkümsüz... Antep'te türkümsü... çekecekler çünkü. Evet, çekiyorum. evet. Hı -hı. E, zaten o iki arada kalmışlığın duygusunu vermeye çalıştım. Çünkü bir de Almancı Hı -hı. olma durumu var. Böyle evet. bir türkü ama batılı, batı yani batı enstrümanlarıyla döşenmiş bir türkü. O tam arada kalmışlığı veren bir duygu yaratmaya çalıştım. Bu dizi müziklerinden iyi para kazanılıyor mu? Yani kazanan vardır. Ben kazan. Ya bırak. <laughs> ben de valla ben öyle bakmıyorum. Yani çünkü ha. şöyle ben böyle çok tüccar gibi bakamıyorum. Ee, bunun çok e, ticareti dökmüş müzisyenler var. Ee, onların Hı -hı. da hakkı hani eleştirmek için söylemiyorum ticarete döktüler anlamında söylemiyorum. Sadece bu işi yaptıkları için. Buna çok yüksek fiyatlar çeken ve e, bununla geçimini sağlayan müzik miisyenler var. Ama sen de giderek o, o yani aranan bir isim olmaya başladın dizi evet, müziği konusunda. Evet, evet çok mutluyum bundan. kaynaklan benim öncelik verdiğim şey dizinin ruhu. Yani bana yollayın diziyi ben ne olsa yaparım. Hı -hı. İşte parama bakarım diye bakmıyorum Cengiz Bey. Çünkü ben zaten ...kendi müziğimi yapıyorum yani. O yüzden benim için bunlar kendimin bir ifade aracı, geçinme aracı değil. Yani bunun ticaretini yapmıyorum, müzisyenliğini yapıyorum. Ve o yüzden o dizinin verdiği ruh... ...mesela duygu sömürüsümü yapıyor, gözyaşı ticaretimi Hı -hı. yapıyor. Şiddetimi özendiriyor, kadın haklarını hiçe mi sayıyor? Ben bunları çok inceleyip, sık dokuyorum ve eğer gerçekten benim ruhuma uygunsa yani şiddeti içermiyorsa ya yani mesela ben yapmaz e, mısın böyle şiddetli tarzı bir dizi müzik yapmam mesela. Hı hı. Yani o bağlamda onları seçiyorum, ince eleyip sık dokuyorum. Anladım. Daha bir romantik olması lazım, daha bir duygusu olması evet, lazım. Yani yani insanlarda böyle... güzel duyguları, güzelden kastım illa pozitif oynayalım, eğlenelim değil ama e, o duyguyu hakiki bir şekilde verebilmek, hüznü de sömürmeden, hüznü gerçek anlamda verebilen, hı hı. paylaşımı e, paylaşımı destekleyen hani böyle kahrolup yerlerde sürünmeyi değil de Anladım. arabeskleşmeden göz ticareti yapmadan gerçek anlamda duyguları ifade edebilen dizilerde e, müzik yapmak, yapmak, yapmak istiyorum. Güzel. Peki Hayat şaşırtır var mı arkadaşlar onu hazırlayalım. Ee, peki e, şimdi bu diziler e, devam ediyor ama sahne e, çalışmaları herhalde en mutlu oldun ya sen Evet de. en mutlu. Evet. Nerede çıkacaksın sahne. var mı şu an yeni bir konser? Konser ve festivallerde çıkıyorum. Evet. Ee, onları da Aydilge e, sayfasından Facebook'ta ya da YouTube'da Aydilge kanalından ya da Instagram Aydilge online orada hep duyuruyorum. Ee, ve Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz hiç ayırt etmiyorum. Doğu'yu da çok seviyorum Güneydoğu'yu da Doğu Anadolu'da yani bazen Her çok tarafa. üzülüyorum. Çünkü diyorlar ki niye buraya az sanatçı geliyor? Buradan bütün sanatçıları hmm. da seslenelim. Lütfen hani bölge ayırmadan gidelim konserlerimizi verelim. Ee, tüm Türkiye bizim çünkü. O evet. yüzden... Ee, çok mutlu oluyorum özellikle oralarda çünkü daha az konser oluyor orada. ben gittiğim zaman onların coşkusunu yaşamak bana inanılmaz mutluluk veriyor. Evet bu da sanki bir müziği falan gibi. Değil mi? öyle çok, bir havası e, var. Güzel yaz eğlenceli. Böyle Aynen. Öyle. Tatlı romantik. Kiminin bir... de çok sevdik. Burak Kılıçkaya çekti. Hı -hı. Böyle e, şimdi böyle az gördükleri için anlamamışlardır belki de izleyiciler ama çok enteresan bir konusu var. Ben o gördüğünüz evin parti yapılan evin. Aslında vefat etmiş büyük büyük babaannesiyim. Hı -hı. Fotoğraftan çıkıyorum, evet. geliyorum böyle eski elbiselerle, 80 yıllık elbiselerle. Bir Yaşlandırmayı ilk kullanılan sensin yani aslında değil mi babaanne? <laughs> <laughs> Ama babaanne genç fotoğraf, evet, yani, güzel evet. bir babaanne bu. Sonra şaşkın şaşkın İstanbul sokaklarına çıkıyor. Her şey şok oluyor tabii telefonlara, bilgisayarlara vesaire. Sonra geri dönüyor, arkadaşlarıyla parti yapıyorlar falan. tekrar ben evet. sonra sonunu söylemeyeyim, sonunda bir sürpriz var. Ama böyle şey yapmadık Cengiz Bey. Böyle hani mankenler, modeller hep yaz kliplerinde olur ya. İşte mayolar, bikiniler. Son derece arkadaşlarımızla beraber çektiğimiz bir klip oldu çünkü ben çok hmm. sıkıldım. Yani olmayan güzellikte kadınlar, hani olmayan güzellikte erkekler görmekten çok sıkıldım. E ee, bütün o doğallığı yitiriyoruz ve hiçbirimiz de onlar gibi olmak zorunda değiliz açıkçası. Doğru. Yani hiçbirimiz 90 60 90 olmak zorunda değiliz. inanılmaz photoshop'lu hayatlar yaşamak zorunda değiliz. O yüzden hani biraz da o yüzden özellikle bir manken moda bu da benim eşim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu ara son 2-3 gündür gelen bütün konuklarımız neredeyse eşiyle beraber klip çekmiş vaziyette özgün evet. vardı. Dün de kim vardı hatırlayamayacağım şimdi. Ee, ve onlar ve son dönemde galiba evet. böyle bir moda var eşiyle Neyse, beraber mutlu oynama gibi. Tabii ki kesinlikle. aynen çok güzel. Kesinlikle model oynatmaktansa harikulade eşinle beraber. Peki e, Bulimya Sokağı evet. Aşk Notası diye kitapların var. Kalemimin ucundaki düşler diye yazdığın kitaplar var. E, ben seni tanımda Bulimya Sokağı yazılmıştı evet. zaten. Ve e, şimdi yeni bir kitap yeni çalışma var mı bu konuda? Yani kalemin Kitabı... son var sen güçlü hem Hayır. şarkı sözü yazarken hem de kitaplarında çok iyi. Çok teşekkür ederim. Şimdi dergilerde yazıyorum her ay. Köşe evet. yazıyorum oralarda ama kitaba yani romana vakit kalmıyor. Ama geçen şunu fark ettim. Bülüm'e Soka şu anda... E, İnan Üniversitesi'nde kaynak kitap olarak okutuluyor sosyoloji bölümünde. Çok gurur duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. Hı hı. Ama benim bulimya sokağında belki satış olarak yakalayamadığım başarıyı ve hani insanlara anlatamadığım bilgiyi sağ olsun İrem Derici o kadar güzel kendi yaşamında örnekler vererek bunu aktardı ki e, çok da tebrik ediyorum kendisini yaşadığı anoreksi rahatsızlığını gönül rahatlığıyla çıktı, anlattı herkesin, yüzüne çat çat vurdu. Evet. Bazen bir kitabın anlatamadığını gerçek Tabii bir yaşam gerçekten. çok daha iyi anlatabiliyor. Çok tebrik ediyorum o anlamda. Çünkü bir sürü insan şey yazabiliyordu mesela. Aa ne kadar zayıfladı, ne kadar çirkinleşti. Aa şöyle oldu. bak. Hmm. Bilmiyoruz insanların çektiği sıkıntıyı. Ve gördüğümüz tek şey orada hani zayıf mı, kilolu mu, şişman mı? Orada yavaş yavaş kendini öldüren, intihar eden, yavaş bir intihara sürüklenen bir genç kadın var. Ve orada ağzımıza geleni... E, sosyal medyadan söyleyebiliyoruz. Oysa ne hastalıklar, ne acılar var. Kesinlikle. O yüzden ben hep diyorum ki birilerine yargılarken, bir şeyler yazarken onların açık yaralarına asit döküyormuşuz gibi bir hassasiyetle yaklaşmamız lazım evet. diye düşünüyorum. Dergilerde e, yazıları yazmaya devam ediyorsun. E, Yüksek Ses Dergisi var bir tanesi değil mi? Diğeri? Bavul şey, dergisinde Bavul'da yazıyorum şu anda. Peki radyo devam ediyorum Yıllarca Rak FM'de radyo yaptın. Rak FM'imiz şu anda Eee bambaşka bir formatta Yani Radyo FM kapandı. Eee evet. şu anda ilahi e, müzik yapan bir radyo, başka bir, ra başka şey bir geçti. radyo yayıncısı. Yayın Dolayısıyla evet. radyoculukta bitti. 4 yıl falan yaptın çünkü Beş galiba. 5 yıl yaptım. Değil mi? Beş evet. yıl kadar? Evet. Uzun süre özlüyor musun radyoculuğu? Çok çok özlüyorum. Değil Keşke tekrar olsa. Çok çok özlüyorum gerçekten. Peki e, Greenpeace ile yaptığın ortak bir proje vardı. Dünyanın kalbi durmasın diye. Evet. Ee, çevreci kimliğinde tanınıyorsun. Neydi, neydi o proje? Ondan da bahsedesin. Onunda da olarak. dünyada ilk defa Greenpeace arşivlerinden görüntüler e, elde ettik. E, küresel iklim ısınmasına karşı insanları uyarabilmek için. Çünkü bir dönem biliyorsunuz ne ısınıyor ya bir şeyin hmm. ısındığı yok gibi Aynen. <laughs> cümleler çok <laughs> Havalar çok soğuk ne ısınıyor yani? Evet. Ay bu da küçük martımız. Evet gösterin bakayım arkadaşlar şu martıyı önce. Canımız Nasıl martımız. kurtardıklarını görelim. Evet ertesi sabah o gün misafir ettik evimizde. Çünkü veteriner kanatlı hayvanların uzmanı değildi nöbetçi veteriner. Hmm. E, ama sabah e, Kadıköy Belediyesi'nin e, yerine götürdük ve hep Olumsuz hani böyle ön yargılarımız vardır barınaklarla ilgili hiç öyle düşünmesinler bizimle inanılmaz derecede ilgilendiler ve e, e, ben ünlüyüm diye değil bu arada sanatçıyım diye hiç tanımadı bile oradaki görevli beni sonra harika bir veteriner hanım geldi. Ee, ve o da ilgilendi. Ee, Martımızı iyileştirdik sonra denize bıraktık Bravo. ve yüzmeye başladık. Ee, gerçekten. Greenpeace çalışmalar devam ediyor mu ortak çalışmalar? Evet her zaman. Yani her zaman. bu konularda işte hayvanlar, e, küresel iklim krizi ben bu tarz işlerde gerçekten çok gönüllüyüm. Hani her türlü yardımda yapabildiğim kadar bana ulaşabilirler. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Peki biz de sana çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Adilge. Utku'ya da çok selam söyle. Saylarım. Tamam mutluluklar diliyoruz, başarılar <laughs> diliyoruz. Yeni şarkın hayat şaşırtır da yolun açık olsun İnşallah. diyoruz ve kısa bir aradan sonra kim geliyor? Yonca evcimik bizle beraber olacak. Evet sabah sohbetimiz devam ediyor. Yonca evcimik bizle beraber. bak abi tamam, de... bak, bak, bak hadi bak, bak. Bak hemen bakayım. Gerçekten. Aa! De... Bayağı kaslı kaslı şey oldu biliyor musun? Two pack işte buyurun. Two pack evet, değil mi? Evet two pack. sizde de six pack yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar değil mi? Bence bekleme. Hemen gideyim yaptırayım mı? <laughs> Bence bekleme. <laughs> yani gerçekten geçen hafta bundan 10 gün önce falan bir fotoğraf paylaştı. Hemen o fotoğrafları görelim arkadaşlar. Yonca Evcimik e, ve Birden e, bir operasyonla aniden, böyle... Çub... Ama operasyon Ocak ayında oldu. Ocak ayında Tabii. oldu. Görelim arkadaşlar yani o fotoğrafları. Yani 6 ay oldu. Abi. E, Ocak Ay. Çünkü... Yani ben sonuçlarını tam görmeden paylaşmak istemedim açıkçası. Evet. Bunlar çünkü neticede bu bir ameliyat. Ee, i̇nsanlara yanlış örnek olmak istemem. Bir şey eğer bir ürün kullanıyorsam ya da paylaşıyorsam Instagram'da falan. İşte emin bu olun, fotoğraflar. Emin olun ben onları e, kullanıyorum, e, deniyorum. Memnun kalırsam paylaşıyorum. Yoksa başka <laughs> türlü katiyen paylaşmam. Şimdi ben bu fotoğrafları görünce e, Yonca'ya aradım. Yonca e, nasılsın diye. <laughs> Ee, geçen hafta dedi ki Ocak'ta ameliyat oldum dedi. Ee. Dedim ki görmem lazım karnı. Belki bu fotoğraflarda photoshop vardır, bir şey vardır. Çünkü her türlü şey yapılıyor artık biliyorsunuz fotoğraflarda. Evet. Dedi ki hemen geleyim göstereyim. Valla <laughs> <laughs> ne olacak ki dedi. Şimdi gözümle gördüm stüdyoda de <laughs> canlı yayında siz de gördünüz. Olay %100 gerçek. %100 gerçek. Peki Ocak ayında e, neden şey bu kadar bekledin? operasyonu merak ediyorum. Ee, şimdi, şimdi bu şöyle... nasıl bir e, operasyon? Dolgu mu? Nasıl ne oluyor? Bir şey mi yapıyorsun? Dolgu... yok yo, hayır şöyle e, dolgu değil aksine ee, bu Aslında senelerden bir liposakşın diye bir şey tamam var, hayat. ben hiç öyle bir şey olmadım hayatımda. Bir de korkuyorum çünkü o çok kanlı, böyle sokuyorlar, Hı -hı. yağlar alıyorlar, parçalıyorlar falan. Ee, dolayısıyla da araştırıyordum ne yapabilirim diye. Şimdi ben doğduğumdan beri rejim yapan, spor yapan... Dans Ama sıkıldım yani, bıktım artık. Rejim yapmaktan da sıkıldım, spor yapmaktan da sıkıldım yani... Bir sene boyunca devamlı aç kalsam ve devamlı spor yapsam gene böyle olamazdım ben hmm. Cengiz'cim. Yani mümkün değil bu. Çünkü kilo veriyorum, gene alıyorum gene veriyorum. İnsanımı seviyorum, yiyorum ee. falan yani. En sonunda bir araştırmaya girdim işte bu dünyada olmayan bir şey değil. 3-4 senedir yapılan bir ameliyat. Wiser e, bir şey adı. Ya Instagram'ımda var aslında ee. orada. Her şey detaylı yazıyor. E, araştırdım ve e, Amerika'da var, İngiltere'de falan da var. Bir tane böyle e, işte Yan yana kıyaslamalı bir portaptır gösteren. Hep plastik, India bir bir şey bir Instagram'da bir şey gördüm, oradan bir yürüdüm, hoşuma gitti olay. Ee, ulaştım kendilerine, Almanya falan mı şeyli gibi. Operasyon sen nerede yaptırdın? Söyleyeceğim şimdi. Ha, şey Almanya, oluyordu. Rusya böyle nere sonucu bilemedim çünkü ben. Ben Öyle ama. Telefon açtım, karşıma Türkler çıktı. Ee? Ee, üstelik doktorumuz da Türk. Ee, ve de bütün ameliyatlar burada oluyor. Şaka gibi. Muazzam bir e, bir kere o sağlık e, sektörü, o sağlık e, turizmi gelişmiş bizim haberimiz yok. Yani dünya ararken e, esas insanları Türkiye'de buldum ben. E, Bu harika mi? çok şahane bir şeydi. Koşa koşa gittim tabii. O görüşmeden ve toplantıdan sonra da e, aşağı yukarı bir 3 ay daha düşündüm. Hı hı. Ondan sonra da tamam dedim ya gözümü kararttım ve oldum. Dolayısıyla İstanbul'da. 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 Aynı İstanbul'da. Türk doktor Türk tarafından doktorlar. yapılmış bir operasyon Beni var. Türk doktorlarına emanet edin. Hı hı. Ondan sonra da 6 ay gerçek sonuçlarını görene kadar bekledim işte. E, hiçbir şeysi yok. Yani sonrasında işi şey çektim. Peki böyle. tam onu anlatıyordun. E, nasıl, e, nasıl, nasıl yapıyor? Yani şey gibi değildir, e, kesik ve dikiş yok. Ee, kaslan deri arasındaki bütün yağ bir solüsyonla eritiyorlar hı hı. ve onu çekiyorlar. Çektikten sonra da böyle heykeltıraş gibi doktor onu o, o şeyin kaslarına göre vücudunu şey, derisini yapıştırıyor üstüne. Yani çok basit bir yolla anlatıyorum tabii bunu ben. Evet. Yani oturtuyor ve korseyle bir 4-5 hafta korse kullanıyorsunuz. Aha. O kadar başka bir şey yok. Bir iki gün 3 gün Müthiş. diren var. diren kullanıyorsun o içindeki ödemi atmak için. Aha. O da 2-3 gün sürüyor. Biraz masajını falan düzgün yapıyorsun. E peki e, acılı ve şey zor bir operasyon mu bu? Şimdi şöyle bir gerçek var ki e, 6 saat sürdü ameliyat. Evet 6 saat sürüyor düzgün olabilmesi için. Ama herkese göre değişiyor da olabilir hmm. bilemiyorum. Ee, tek beni korkutan tarafı zaten narkoz almak ama onun dışında ağrısı, sancısı sonrasında falan meşak he. meşak hiçbir şey yok. He. Hiçbir şey yok çok ve Çok pahalı bir operasyon. Kendim mu için e, yonca. Böyle bir ameliyat için çok pahalı bir şey değil. Yani kaldık indirimim de var gidin kızlar. <laughs> 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 5000 10 bin eurolar falan gibi şeylere ee, çıkıyor mu bu rakamlar? Yok o kadar çıkmıyor. 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 Evet yine. Ama e, tabii ki şunu bir kez daha altını e, çizmek lazım. Bu tür estetik operasyonları ve bu tür önemli operasyonları mutlaka mutlaka uzmanına giderek yapın arkadaşlar. Ben yani... çok o konuda şeyim zaten titizim çok düşünmeden, taşınmadan, araştırmadan yapmam. Eğer bir şey diyorsam da memnun kalmışımdır. Evet. Ama her şeyde risk olduğu gibi tabii bunda da var. Ee, yani netice bu da bir ameliyat. Hı hı. Ee, ama ben yani çok yıllar sonra kendim için ilk defa şahane bir şey yaptığımı düşünüyorum. İyi mutlu musun? Çok mutluyum ya. Hadi ya. Tabii çok mutluyum. Ee, şey... Bir kere rejim yapma sıkıntısından kurtuldum. İşte spor, deli gibi spor yapma sıkıntısından kurtuldum. Tabii ki gene dikkat ediyorum. E, yapıyorsun. Ee, şey... Yapıyorum ama öyle yani kara kara kaç günde gidecek bunlar diye sızlanarak değil. Bir de sen e, yıllardır zaten hep iddialısın. Ya, yani i̇ddialı poz vermeyi seversin. Hep yani ee, Şeysin bu konuda e, hani cesursun. Çekinmezsin evet. ay evet. kim ne diyecek bilmem ne oldu hiç Ay yaşı şu oldu da hala ne yapıyor falan gibi şeyde Hiç takıldım. takılmazsın hiç, değil mi? Hiç hiç umurum değil Umurum e, değil güzel yani bu benim hayatım ve e, Nasıl mutluysam öyle yaşamak istiyorum Yani kimse ne der ne olur zaten Dikkat ederim hani topluma aykırı bir şey yapmamaya özen gösteririm hı hı. Sınırlarım vardır Yıllardan beri artık insanlar tanımıştır beni Kaç yıl oldu Cengiz ya bin yıl Tabii oldu yani ya. bin, yıl. bin yıl oldu yani. Onun için e, o konuda bir tereddütüm yok açıkçası Bak ne yapıyorum Bak evet Bak. İşte direkt dansı. Yani Jennifer Lopez şimdi şey 50'de bir tane filmi çıkacak. Aha. O filmde direkt dans yapmış. Ben de iki sene önce yapmıştım. Evet. Kardeş dedim hadi bakalım kim daha iyi <laughs> tartışmaya bile açmıyorum yazdım. <laughs> senden daha iyiyim diye bak. <laughs> hem yaşım senden daha ileri. Hem de fena değilim yani yaparken. Peki, ee, şimdi Yazın tabii yaz geldi şimdi bu yaz rahat rahat herhalde plajda kendine Yani ben e, yine öyle o kadar hani gidip geliyorum ama çok da fazla böyle görüleceğim yerde olmak taraftar değilim. Yani bu ameliyat olduğum diye ortalar atmıyorum kendimi. <laughs> bu kendim için yaptım çünkü ben bunu. Evet. E, ama en azından ay birisi oradan çekerler mi aman kilolu mu gözükeceğim aman oram hmm. şöyle mi gözükecek T telaşım yok çok şükür. Onun için daha rahatım açıkçası. Evet. Ee, gidip geliyorum, Bodrum'a gidip geliyorum. Bir yandan işte bir unuttum, çok erken kalktım. Şimdi valla uykusuzluktan uyku problemi de var bu günlerde. Kitabımı getirecektim size ama. Kitabın e, neydi? E, Bahar olmak haktır diye e, UNESCO'nun hayvan hakları bildirgesini bir e, çocuk kitabı haline getirdik. Her sayfasını ayrı bir ressam resmetti. Ve hiçbirimiz bundan para almıyoruz. Bütün gelir sokak hayvanlarına gidiyor. Hı hı. En sevindirici tarafı da daha çıkar çıkmaz... Ee, ders kitabı oldu okullarda. Ders kitabı olmaya başladı. Okullar şimdi onu ders kitabı olarak alıyorlar. Çok güzel. 1. ve 2. sınıflara. Ya yani bu çok sevindirici. Zaten daha önce de Yoncimik'in Maceraları diye Bağardı. bir çocuk kitap serisi Aynen. vardı bir kaç tane. Evet. Yani bir bayram vardı, doğum vardı. Doğum vardı. Ee, şimdi bu yani Yoncimik projesi zaten durdurup şu andan itibaren devam etmek üzere yıllardan beri bir çalışma yapıyorum ben bununla ilgili. Çok yakında Yoncimli'yi de göreceksiniz. Öyle mi? çok daha gelişmiş. Yani çocuk doğurmadım ama yoncumuyu doğuracağım. E yani <laughs> doğur çünkü o markaydı, <laughs> evet, Yoncu mix diye dergiler çıkardı. Aynen ee, şeyler aynen. yaptı, evet. onu böyle bir e, evet. bir ara çok büyütmeye başlamıştı. Çünkü, Sonra tık çünkü diye onu kendi başıma e, yapmaya çalışıyordu ve çok ticarete dönüştü. Yani ben anlamıyorum ticaretten Yani Cengizler o hmm. kadar büyümeye başladı ki korktum. Onun için onu bir iş haline getirip. Hem benim artık bundan sonra emekliliğim gibi olur. Hem çocuk doğurmuş gibi Yoncimik'i doğurmuş olacağım. Evet. Dolayısıyla bayağı onunla ilgili çok sağlam çalışmalarım var. Aslında İstanbul Üniversitesi'nde sertifika programına girdim. İşte Yoncimik'le yaşam becerileri diye, o yaşam becerileri yani milli eğitimin 2022-2023'e kadar olan bir e, öngörüsü var işte bu eğitimle ilgili. Hmm. Yani çocuklar masa başında değil, e, işte e, ders kitaplarıyla ya da kalemle değil, daha çok yaşayarak, deneyimleyerek... Ee, yaşam becerilerini elde ediyorlar, kendine güvenlerini evet. kazanıyorlar. Bununla ilgili de e, kendimi geliştiriyorum ve onunla ilgili de çalışmalarımız. Güzel. E, iki, Eylül Ekim'den itibaren olacak. Beni bin yıldır tanıyorlar dedin ya. E, şimdi 90'ların başına döner isek, hı hı. E, o 90'lardaki pop furyası tabii ki hı hı. senin e, şarkıların, hı hı. dansların, bambaşka bir şey. Şimdi e, o, o bin yılı bin <laughs> değerlendirecek yıl. olursak. Enersa bin yıl ya. Yani. Kaç kaç mesela? O kadar gençsin ki o zaman? E, aslında çok da genç değilim o zaman ben biliyor musun? Yani ben o çok erken, ya evet müzikallerde çalıştım ki size öyle geliyor. Ya ben 15, 14 tiyat... yaşında müzikallerde Aynen. başladım çalışmaya. Onun için biraz kafa karışıyor, yani çok uzun geliyor. Ama benim müzikle, e, e, beni müzikle tanımalar abone. O da 90 senesi. Selahir Kalay Kumpanyası, Yedi Kocalı Hürmüz, Şen Saz'ın Büyübirleri, Nüket Duru ve 10 yıl geçti. Şan Tiyatrosu'ndaki müzikaller. Belki Yine oralarda... Kuşu Kabaret Tiyatrosu'ndaki evet. müzikaller. Ee, yani bütün bunlar o kadar eskiye dayanıyor ki 79'da başlıyor. Evet, doğru. Dolayısıyla da yani bin yıl. Oralarda aslında aslında e, ilk tanınırlığın. E, evet. Ama tabii ki... o, o zamanlar televizyon falan biliyorsun çok popüler bir şey evet. değildi. Seyredilebilir değildi. Tiyatrolarda, müzikallerde seyrediyorlardı bizi. Hı hı. Dolayısıyla e, öyle başlayıp ondan sonra da 90'da işte abone albümünü taçlandırdım kendimi. Hı hı. Peki e, 90'larda abone e, çıkardıktan, müzik kariyerin başladıktan sonra mesela oralarda e, yanlış yaptığım şu oldu, bu oldu diye. Çünkü şimdi bugün Bakıyorsun her gün yeni bir e, genç Hı -hı. popçu çıkıyor, Hı -hı. E, bir de e, dijital platformların tabii ki. Şimdi o de. zaman e, çok kolay değildi ya yani bir kere. Daha de, mı zordu? De, çok zordu ya. Treti bile çıkmak için kaç sene, kaç kere değiştirmek Ama sayınız azdı. Azdı ama çıkmamız zordu. <gülüyor> <gülüyor> yani o de, denetimden geçene kadar namız ağlıyordu o şeyi. Rütük denetim falan. Evet. Neyse netice itibariyle. E, o, bence zaten çıkmaktan öte kalıcı olmak daha zor. Hı -hı. Yani çok bir şekilde meşhur olursun bir şekilde. Herkes seni bir günde tanır. Evet. Önemli olan onu devam ettirebilmek bence. E, bunu başardığımı düşünüyorum. O da ürete, üreterek oluyor. Doğru. Evet. E, yani hem işte hayallerimi bir yandan gerçekleştiriyorum, devam ediyorum. Müzikle ilgili gene başladım bir şeyler karıştırmaya. Aynen. Tabii tabii Çünkü en son karıştığında yani. 2017'de ortaya karışık bir şey yaptın. Evet ha? ne yaptım hocam onu bile hatırlamıyorum. <laughs> bir görelim bakalım ne yaptın. <gülüyor> <gülüyor> onu bile 2017'de, 2017'de ne yapmışım ayol ben? Ortaya karışık vardı. Ha, Biz evet evet <laughs> o şey işte evet. biraz arabesk biraz bilmem ne kendine Aynen. gel. Aynen. Aynen. Hatta bakalım. şey yaptım ee, bu kendine gel yaptık bizim kızlarla işte Gökçe Hı. ve İrem. Bu güzel bir üçlü olmuştu biliyor musun? Çok. Çok şeker. Gökçe benim elimde büyüdü. Onu hep söylüyorum. Gökçe'nin babası Deve Kuşu Kabre Tiyatrosu'nda tiyatroda sahnede e, müzisyen bir abimizdi. Gökçe de hep ondan gelirdi ve benim kucağımda büyüdü Gökçe. Yani şaka gibi. Gerçekten e kucağımda, kucağımda büyüdü. Sonra büyüdü. işte e, iki yıl önce bu <laughs> evet. klibi çektiniz. Aynen. Bu ortaya karışık diye. Evet, e, İrem. evet. E... e, İrem de zaten bir küçük yonca. E, e, değil mi? e, evet evet. O da yani bir deli. Peki. <laughs> öyle, küçük öyle. yonca deli, deli değil mi? Deli. deli deli. Kendini deli. böyle deli olarak tanımlıyor musun? tanımıyorum ya değil. Evet. Yani normal hani normal insanları yapmayacağı değil mi de cesaretten kaynaklı böyle deli deliş yaptığım şeyler oluyor ama hiç şikayetçi değilim bundan Öyle, yani şikayet yap etmiyorum. Ne yaptı? En büyük delilini soracağım da şu bu Kim klibin mi? klibin neden devamı gelmedi? Mesela ben o bu klibin sanki bir... erkeklerle ilgili olanı da gelecekti. Evet. Araya benim başka işlerim karıştı. Kimler oynayacaktı onda? O daha karar verilmemişti. He. Ama yeni gene yani İrem gibi işte Gökçe gibi yeni genç jenerasyondan birileri olurdu. Ama oraya gelemedik, Anladım, gelemedik. Ben... Araya başka bir müşterim girdi. Ben çünkü hani belki bu delilik olarak bu bile olabilir. Yürüyen bir şey devam ettirmek yerine o anda aklıma esip yapmak istediğim başka bir şeyi araya sokup yapabiliyorum. Hı -hı. Çünkü hani bu hayatta e, her şeyi yapabileyim istiyorum. Hiçbir şeyi ertelemeden istediğim Hı -hı. şekilde. Bir daha geliriz, gelmeyiz. Hani yapayım doğru. diye. <laughs> yapayım doğru diye. değil mi? <laughs> doğru. Doğru. Tabii, doğru. <laughs> Peki e, Aynat Tilki ile ilgili e, yorum yaptım ve dedim ki onun bugün yaptıklarını. Ee, pek çoğunu biz 90'larda ben daha doğrusu ben 90'larda yaptım. Onu ya, söyleyen ben değilim. Niye bana kaldı bu, sana şey? kaldı, Havalesi bu ihale, ya? İhale bana sana da, kaldı. Ihale. Hayır, bir katıldığım bir programda aslında o programı sunan arkadaşlar onlar bunu öngördüler, söylediler. Hı -hı. Ben de onun üzerine evet dedim. yani Biz de yaptık bunları zamanında. takip ediyor demedim e, ama benzeş olarak evet benziyor kaldı. Bayıl musun? Bayılıyorum kıza. Bir görelim mi yoncayı? Ay yoncayı diyorum. Bak. <laughs> ben de yoncayı <laughs> <Allah söylesin. gülüyor> Çok beğeniyorum diye evet, de çok e, söylüyorsun zaten evet, o çok... e, programda. Ama e, dediğim gibi ihale e, sana Bana kaldı. kaldı. Olsun ne yapalım. İşte evde otururken kamyon çarptı diye bile vardı <laughs> Sezen'in. Benim sık sık başıma geliyor bu. Böyle <laughs> hiçbir zaman bir bakıyorum Aa, haber olan ne yaptım ben gene diye. <laughs> o bir yerden alınıyor bir şey oluyor bir yapılıyor olsun ne yapalım. Alıştı, ona da alıştım. Şimdi Aleyna tabii 19 yaşında ve hem iddialı... Hem de çok boyundan büyük bir laflar mı söylüyor? Sen nasıl değerlendiriyorsun yani bunu mesela? Daha önce bana bir kere daha soruldu bu soru. Şimdi şöyle bir, e, sanıyorum Hülya'nın programındaydı, bir talk show programında evet, izledim. İlk defa orada izledim. Yani yaptıklarını görüyordum ama ilk defa orada izledim. E, yani Aleyna'nın içinde bence büyük kaçmış. Değil mi? Evet, yani o ruhu şu anda olduğu yaşı denkleştiremiyor. Aslında şimdi olgun bir gerçekten böyle düşünüyorum. dal geçmiyorum. He. Çok samimiyetle söylüyorum bunu. Çünkü öğretseniz de ona o sorulara öyle cevap veremez. Ezberlese öyle cevap veremez. Hakikaten o anda içinden çıkıyor cevap. Bence de gayet do, do, olgun bir cevap çıkıyor ama dışıyla eşleşmiyor. Hmm. Oradaki hani böyle bir kızı oturtamıyorlar ya bir şeye. Evet. Şımarık mı ne mi ne değil mi nedir falan. Bence onun sebebi bu. Böyle Hı. olduğuna ben yürekten inanıyorum. Böyle bir tezat var yani. Evet. Şey yaşıyla. Evet. <laughs> içindeki ruhu üşümüyor. Evet. evet. Bak gerçekten böyle düşünüyorum. Yani sen hoşuna gidiyor peki bu hali? Ee, Valla ne yapsın? Onu, o, o Öyle. Onun ha. karması bu. Karması yani böyle bu. yaşayacak, yapacak bir şey yok. Peki e, mesela hani... E, Edis Hatalar yapmasın yeter. Edis'le beraber işte uçak düşse Türk popu bitecek falan gibi. Şunu merak ediyorum. Sen de hani 90'larda aboneyle falan patladığında böyle gelen birden gelen şöhretler. Senin tabii öncen var ama özellikle bu yeni genç kuş, kuşak için e, mesela birden bir şarkıyla e, patlıyorsun hı hı. ve egolar megolar şişiyor mu orada yani bu gençlerin mesela bu şöhreti kaldırabilmeleri bu egoları yönetebilmeleri için ne tavsiye ediyorsun Şimdi ben e, çok ağır ağır şöhret yolunda değildim. Yani de, senin için çok dolayısıyla doğru değil hiç ama hiç öyle bir şey yaşamadım. Evet, küt diye ama e, olmadı ama e, yani background yani altı boş olan Hı -hı. Ee, önüne daha fazla koyacağı malzemesi olamayan e, ve işte bir anda şöhret Hı -hı. olup e, aslında sanatçı kimliği bile ona yakışmayan e, insanların tabii ki kalıcılıkları e, çok zor. Söz evet. konusu değil. Yani e, onlar ister istemez bir ego ön plana çıkıyor. E, onu, onu kaldıramıyorlar belki de hem yaşlarından dolayı hem de e, altlarının boş olmasından kaynaklı. Hı -hı. Ee, ama kend, aklı, kendini bilen, kendini yetiştirebilen, eğitebilen Hı -hı. E, ve de üretebilen e, zaten o egoya e, kurban olmaz diye düşünüyorum. Anladım. Ee, peki, e, şimdi dizi e, bir de Aleyna yeniden Çılgın Beliş çekeceklerdi. Evet, evet. Ve çılgın Beliş'i ona teklif ettiler. Öyleymiş, evet. evet. Mesela e, olur muydu sence? Olurdu. Değil mi? Olurdu. Bence <laughs> olurdu. Hatta bence Çılgın bediş çekelim. Ben Çılgın Bediş olayım, o kızıma oynasın. Değil mi? <laughs> Güzel. Ne diyorsun bu Çılgın Bediş'le Ya Çılgın Bediş muazzam Hala bir şey. Hala şimdi izlerken Hep bile. Hep izleniyor, deli gibi izleniyor. Evet, tabii İnanılmaz tabii. İnanılmaz izleniyor. E, i̇badet'e geçen hafta soundtrack çıktı. Çılgın Bediş'in evet. soundtrack çıktı Öyle mi? 20 sene sonra. Aa bilmiyorum. Çok komik. Evet evet soundtrack Hı. çıktı. E, kaldı ki ben konserlerde falan okuyorum. Daha doğrusu ben okuyamıyorum. Herkes deli gibi şarkıyı söylüyor. Yani çok çok seviliyor ne zaman sosyal medyadan çılgın ve dişle ilgili bir şey paylaşsam tıklanma rekoru kırıyor. Yani unutulmayan. Gerçi o da Türkiye'nin ilk drama, ilk gençlik dizisi gibi. Evet. Çünkü Cenk Torun'la bazen fotoğraflar paylaşıyorsun hala. Cenk'le röportaj yaptık sevgililer gününde. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Gene bir ufak bir şakalaşma yaptık. Hemen TT oluyorsunuz. Demek yani garip bir şekilde bir sonraki kuşaklar da internetten bulup izliyorlar Aynen. zaten. Aynen onlar izliyorlar. Yani benim şarkı aboneyi falan ezbere söyleyen 3-4 yaşında çocuklar var. O biraz yani hakikaten korkutucu aslında. hem sevindirici hem korkutucu. Evet. Bu e, internetten dolayı artık e, bir, bir anda sizi merak ederlerse bir tıklan. hakkınızda her şeyi öğreniyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla evet iyi de oldu aslında. Peki Çılgın Belediye'den sonra başka diziler var. Ee, televizyonda çok başarılı dönemlerim var. Hı -hı. Her hafta reyting rekorları kırıyorsunuz. Birinci çıkıyorsunuz falan. Anormal bir. Tabii. E, Yonca Cevici'nin bir televizyon evet. kariyeri var aslında. Bir dönem. Ee, sonra onun üzerine yarışmalar geliyor. Evet. Dört sezon falan devam eden. Evet. Ee, yok böyle danslar. Evet. Daha sonra. Evet. Benimle dans eden dedi de değişti falan diye. Evet, evet. İşte e, bunlar hürüler evet. geldi. Evet. Ve ama bu oyunculuk televizyonda dizi oyunculuğu meselesi devam etmedi senin için. Ee, bundan iki iki, üç, iki sene, üç sene oldu galiba. Hayatımın aşkı diye bir diziden bana bir e, şey geldi. Tekli çok da güzel bir dizi Hı -hı. aslında diziydi. Çok uzun ömürlü olamadı ama e, ben tabii yani çılgın dişteki gibi öyle haftanın yedi günü çekim yapmak gibi bir şey istemiyorum artık. İki gün falan en fazla ayırabilirim hmm. ona göre olabilirse seve seve bir de kendimi oynadım yani e, pop sanatçısı e, ve çok çok eğlenceliydi o aha'nın çıktığı dönemdi zaten. Ama böyle diyerek şimdi mesela dizi teklifi geleceksen de önünü kapatıyorsun. Gündeki gün, haftada iki gün çalıştım başka da çalışmam eee. bilmem eee. ne Yok yok kapamayayım diye ben. <laughs> Kapama tabii yani şimdi? Ama gene de işte haftanın 4-5 hafta günü çok zor. zor ya ama ben başka eee. televizyon programı hayalim var bir tane. Öyle mi? Ee, onu gerçekleştirmek. Çünkü karanbaş şovlar, şovlar falan yapmıştuku geçmişte. Aynen. Geçmiş Ay, ah ah. Orada Atlılarsan bir deli idil tiplemem var. <laughs> Tabii orada deli idil tiplemem var. Evet. İşte inşallah bekliyorum Türker Bey bana verirse onları çünkü onda. He, doğru. Ee, onları da yayınlarız. Başlarım yani biraz paylaşmaya. O tür bir şov mu yoksa e, bir nasıl bir şey yapacağım? Ben şovda her şeyi yaparım aslında evet. ama benim daha çok reality hayal ettiğim şey. Hmm. Ee, yani çünkü zaten yaptığım, yaşadığım her şey o kadar eğlenceli ki... ...aslında sadece onu şekil koysak... Realite olarak... Realite e, olan, diyorsun. evet olabilir. En iyi, e, dans eden e, sanatçı kim sence popçular arasında? Geçen Hadise'nin bir dansı vardı. Bir görelim mi arkadaşlar onu? E, nasıl mesela Hadise'nin bu kıyafetleri e, böyle iddialı kıyafetlerle sahneye Hı -hı. çıkıyor. dünyada da herkes yapıyor. Evet, dünyada yani, da benzer bir artık şey, örneği var zaten. E, o noktaya geldi işler yani o Hı -hı. böyle olmalı zaten. Şov yapıyorsanız sahnede özellikle dansçılar varsa yanınızda evet. böyle olmalı. Çok Nasıl lokum buluyorsun? Gibi, şey lokum lokum. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> lokum lokum. <gülüyor> e, sence kim en iyi dans eden e, isimler var mı? Şey, ben da, dans et mesela kimler sayvan onların arasından ben sanırım Şimdi hatırlayamıyorum. Hı -hı, mesela? Ee, hadise mesela, e, Aleyna Tilki mesela, e, e, Ajda Bakayım Pekkan bak. mesela... Bak şimdi nereden nereye zıplattın? <laughs> Mesela. Ayrıca <laughs> pek bir kere hiperaktif. <laughs> hiperaktif benim programım. Or <laughs> orayı bir kenara ayıralım onu. <laughs> o su, eline su dökülemez. Aynen. Ee, Hande Yenerler, Demet Akalınlar. Şimdi dans ediyorsa gerçekten e Aleyna Tilki gerçekten güzel dans ediyor. E hakikaten de, Hadise de güzel dans ediyor. E ama ben en çok sahneye yakışan ve gerçekten benim hayal ettiğim gibi, gibi şu anda işini yapan Edis. Edis mi? Değil mi? Sahnesi. Çok beğeniyorum. Evet. Ve e, emek de veriyor. Emek veriyor, çalışıyor, dans ediyor. E. Yani Türkiye'de bence hani bu anlamda e, bir e, sanatçı erkek olarak e, galiba iki defa. Tarkan'ın tahtına aday gösteriyor. Sence o potansiyel e, var mı? Şimdi o kadar e, bilemem e, ama uzun hani o başka bir şey. bir şey. Tarkan başka bir bir şey. Yani onun onun yorumunu, onun elektriğini, başka bir şeyini biz başka türlü seviyoruz. E. E, ama Dünyadaki standartlara yakınsa eğer şu anda e, ben Ediz çok yakın görüyorum. Yani Yoncucu cümlen peki bu e, Aleyna mıdır yani tahtına? E... Benim tahtım. Evet. Şu e, yani şu anki haliyle Aleyna. Değil mi? E, evet, evet. Bir de yurt dışında falan da bir şeyler yapmaya çalışıyor, da hoşuma gidiyor. E, ya doğru insanlarla doğru zamanlarda hareketler olursa evet. bakalım belki bir şans olabilir. Yeniden bir jüri. Yeniden bir jüride yer alır mısın? Olurum tabii. En, Öyle, o, müzik, o, müzik, o, sevdin çok, mi mesela dans? Çok sevdim. Yani oturduğun yerden para kazanıyorsun. Değil. Cengiz, bunun nesini sevmeyeyim ben? <laughs> Dört saat istediğinde söyleyebiliyorsun. E, kendi, yani canlı yayınlar insanı çünkü kendini çıkar, kendini en e, iyi ifade edebileceği, anlatabileceği yerler bence. Çünkü lafınız kesilmeden. Evet. E, çünkü bir sürü insanın ben şunu yazdığını biliyorum bana. Ya hani biz tamam yıllardan beri sizi tanıyoruz ama hani canlı yayında aslında ne kadar naif, ne kadar başka türlü bir insan olduğunuzu da anladık. <laughs> dediler evet, Dolayısıyla o... çok o iyi bir şey aslında güzel, E dan... Bir de bildiğiniz bir konuda eleştiride bulunuyorsunuz falan evet. E Güzel bir şey olur mu yani seve seve olurum Bir ara e, dans okulum vardı onu da kapatmış sonra Evet Yonca evcim kültür ve sanat merkezim vardı Orayı kapatmak zorunda kaldım Aslında o daha da büyüyecekti ama e, Maalesef mal sahibim vefat etti Eşiyle biz anlaşamadık 3 günde okul kapatmak zorunda kaldık evet. Geçmiş olsun. Peki son Hadi olarak arkasına. Yonca Evcimik'in 30 yıl sonraki halini görerek veda edelim. <laughs> Bakalım işte Yonca Evcimik yaşlandırma programını evet. uygulayan ünlüler arasına katıldı. Evet. Ha bir türlü de yaşlandırıp beğendiremedik onun için bir iki tane yaptık. Aynen bir iki tane vardı. Başka var mı arkadaşlar? Bir tane daha var. Evet bir tane daha vardı. Beşe. Tamam, Peki teşekkür ediyoruz Yonca Hocum geldiği için. Çok Harika teşekkür ederim. Çok mersin. Ve sana başarılar, mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkürler. Yarın saat 10.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.